Bilgianlı'da kayıp dosyasından yok edilme soruşturmasına Asım Bayram'a ne oldu? ATV ekranlarında Bilgianlı ve Tatlı Sert programında Asım Bayram'ı arama çalışmaları devam ediyor. Olaylar zincirinde her gün şok eden detaylar ortaya çıkıyor. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Antalya'da yaşayan 82 yaşındaki Asım Bayram'dan ailesi 22 Ocak gününden beri haber alamadı. Bunun üzerine yaşlı adamı bulmak için aile ATV'de yayınlanan Bilgianlı'nın programına başvurdu. Her gün programa gelen bilgiler ve iddialar olayın yönünü değiştirdi. Kayıp olayı artık sadece kayıp olmakla kalmadı, yok edilme soruşturmasına dönüştü. Yayına gelen iddialarla şok gerçekler ortaya çıktı. Herkesin kafasındaki soru ise Asım Bayram'a ne oldu? Asım Bayram nerede? Kim ya da kimler tarafından yok edildi? Çevresine emlak zengini olarak kendini tanıtan Asım Bey 600 bin TL ile ev almak için evden çıktı ve bir daha da geri gelmedi. Programa katılan Asım Bayram'ın 2 yıldır beraber yaşadığı Ferluha Karatu, çelişkili konuşmaları dikkatleri üzerine çekti. Asım Bey'in kaybolmasında Ferluha Karatuğ'un bir bilgisi var mı? Bugün canlı yayına bağlanan izleyicinin söyledikleri ise herkesi şok etti. İsim vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlanarak Ferluha Hanım Murat Bey'i tanımadığını söylüyor ama Murat Bey'in evine geldiği zaman kapıyı ona ben açtım. Kapı şifresini bilmediği için kapıda bekliyordu. Ben de kapının şifresini bildiğim için açtım. Ferluha Hanım da arkamdan girdi. Tahminen Ocak ayının sonlarında bir tarihti. Ferluha Hanım gördüğüm an tanıdığım için eminim açıklamalarını yaptı. Ferluha Karatu ise bütün bu iddiaları ve söylemleri kabul etmedi ve ben o eve gitmedim dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan ve kadın satıcısı olduğu iddia edilen emlakçı Murat'ın arkadaşı olan Medeni Bey, Asım Bayram'ın satın alacağı evin hemen yan dairesinde oturuyor. Medeni Bey'in tam olarak orada bulunması ve Murat Yıldırım ile görüşüyor olması onu da bu işin içinde mi sorularını akıllara getirdi. Medeni Bey, Murat alkol alan birisi, başka şeyler var, oturduğu mahalle başka şeylere uygun mahalle, o yüzden de gitmiş olabilir. Murat Bey kendisi anlatsın, ben 2 yıldır Kepez'e gidiyorum, oradaki hayvanlara yem atmak için gidiyorum diyerek kendisiyle ilgili tüm iddiaları canlı yayında reddetti. Diğer bir şüpheli ise Asım Bayram'ın birlikte görüldüğü ve telefon kayıtlarında en son iletişime geçtiği isim olan emlakçı Murat. Emlakçı Murat, neyi buldular ki benim üzerime bu kadar geliyorlar, bedenini mi buldular ki benim üzerime bu kadar geliyorlar gibi konuşmaları da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki emlakçı Murat ile Ferluha Karatu tanışıyor mu? Eğer ortada faili meçhul varsa bir işbirliği içinde olabilirler mi? Bütün bu ve buna benzer iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bilgianlı ve ekibi programa gelen bilgiler ile Asım Bayram'ın ortadan kaldırılmış olabileceği yönünde düşünüyor. Asım Yıldırım'ın aracının en son görüldüğü Varsak bölgesinde arama çalışmaları da hala devam ediyor. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.